IRC programı çalıştıktan sonra ilk yapmamız gereken IRC için gerekli olan tanımlamaları yapmaktır. Görmüş olduğunuz gibi Real Name bölümüne gerçek ismimizi yazıyoruz. Örneğimizde buraya byte yazalım. E-mail bölümüne e-mail adresimizi yazıyoruz. Nick yani takma ad bölümü, IRC odalarında kullanacağımız ismin ne olacağını tanımladığımız bölümdür. Örneğimizde takma ismimizi Murat olarak belirleyelim. Alternate Nick, takma isim çakışmalarını önlemek için alternatif takma isimlerin tanımlandığı bölümdür. Scroll içerisinde görmüş olduğunuz isimler, IRC üzerinde bağlanabileceğiniz IRC serverların isimleridir. Burada fark ettiğiniz gibi serverlar belirli gruplara ayrılmışlardır. Örneğin FNET ile başlayanlar, UnderNet ile başlayanlar ya da DALNET ile başlayanlar gibi. Bunlardan istediğimiz bir server'ı seçip Connect to IRC Server seçeneğini seçtiğimiz zaman o server'a bağlanıyoruz. Server'a bağlandıktan sonra karşımıza gelen pencerede bazı IRC odalarının isimleri bulunmaktadır. Bu isimleri biz kendimiz de Add tuşu ile ilave yapabiliriz. Burada bir IRC odası ismi seçtikten sonra OK basıyoruz. Ve artık IRC odasındaki konuşmalara biz de katılabiliriz. Bu bölümde sizlere MIRC programını daha aktif bir şekilde kullanabilmeniz için bazı ayarların nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağız. Options menüsündeki önemli bölümlerden bir tanesi Notify List seçeneğidir. Notify List'in amacı IRC üzerinde bir kişiden haber almanızı sağlamaktır. Burada Nickname bölümüne haberdar olmayı istediğiniz kişinin nickname'ini yazıyorsunuz. Uyarının sesli olmasını istiyorsanız burayı sabit diskinizdeki istediğiniz bir ses dosyası ile eşlendirdikten sonra Add yani ekle tuşuna basarak aktif hale getiriyorsunuz. Buraya diğer arkadaşlarınızı da benzer mantıkla ilave edebilirsiniz. IRC server'ına bağlandıktan sonra arkadaşınız sizinle aynı IRC odasında olmasa bile eğer onlar da IRC üzerinde ise program sizi uyaracaktır. Event Beep bölümünde ise program sizi çeşitli eventlerden yani çeşitli olaylardan haberdar ediyor. Bunlar Query Chat, sizi herhangi bir kişi chat'e çağırması durumunda uyarıyor. Disconnect, eğer IRC server ile bağlantınız kopar ise uyarıyor. DCC Send, size bir DCC çağrısı yapıldığı zaman sizi uyarıyor. Invite, sizin herhangi bir kanala davet edildiğiniz durumda sizi uyarıyor. Logging bölümünde ise IRC odalarında yapmış olduğunuz konuşmaların sabit diskinize otomatik olarak kaydedilmesini sağlıyorsunuz. Eğer sadece Channels bölümünü işaretlediyseniz kanaldaki genel konuşmalar kaydedilebiliyor. Private seçeneğini de işaretlerseniz birebir yapmış olduğunuz konuşmaları da kaydedebiliyorsunuz. Perform bölümünde Highlight seçeneği ile IRC odasındaki konuşmalar sırasında sizin belirlediğiniz bir kelime geçtiği zaman o kelimenin geçtiği satırı farklı bir renkte yazıyor. On Connect bölümünde ise siz IRC server'a bağlandıktan sonra programın neler yapması gerektiğini bu bölüme yazıyorsunuz. Mesela biz burada direkt olarak Byte isimli IRC odasına bağlanmasını istiyoruz. Quit Message ise siz IRC odasından ayrıldığınız zaman odadaki diğer kullanıcılara gönderecek mesajın içeriğini belirliyor.
IRC kanalına bağlandıktan sonra sağ tarafta kanala bağlı olan kişilerin takvim isimleri, yani nicklerini görüyorsunuz. Başında at işareti olanlar kanal operatörleridir. Birinik üzerine gelip sağ mouse'a basarsanız bir menü çıktığını görürsünüz. Burada Who is bölümünü seçtiğiniz zaman o kişiyle ilgili diğer bilgileri görürsünüz. Mesela e-mail adresi, o an hangi kanallara bağlı olduğu, hangi server üzerinden bağlı olduğu gibi. Bu central bölümünde ise o kişi hakkında daha detaylı bilgileri elde edebilirsiniz. Eğer kanalda operatör konumundaysanız, Give Up seçeneği ile bir misafiri kanalda operatör yapabilir, Deop seçeneği ile operatörlüğü geri alabilirsiniz, Kick ile bir kullanıcı kanaldan atabilir, Ban ile o kullanıcının bir daha kanala girememesini sağlayabilirsiniz. Ping seçeneği ile yazdığınız mesajın karşı tarafa kaç saniyede gittiğini öğrenebilirsiniz. DCC bölümünde ise bir kişiye dosya gönderebilir ya da kanaldan bağımsız özel konuşma odası açabilirsiniz.